Megafon TV'den herkese merhabalar. Yeni bir yüz yüze formatıyla karşınızdayız. Bugün önemli bir meseleyi ele almak istiyorum ve önemli bir konuğum var. Türkiye'de uzun zamandır katliamlar silsilesi arasında yer alan bir mesele. Dışarıdan böyle saldırı dalgasıyla gelen bir şey değil. Bizim bazen duyduğumuz, bazen duymadığımız, kimi yerlerde ise hiç duyulmayan bir mesele, iş cinayetleri. Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarından bir tanesi, çok da gündemimize almadığımız meselelerden bir tanesi aslında. Raporlar yayınlanıyor, sadece haberlerde kalıyor. Bunu bir akademisyenle konuşacağız. Aynı zamanda iş sağlığı ve iş güvenliği gönüllüsü akademisyen Aslı Otman'la konuşacağız. Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslı Hanım girişte de aslında belirttim yani Türkiye'nin çok önemli meselelerden bir tanesi iş cinayetleri, işçilerin sağlığı ve iş güvenlikleri. Çok gündeme geliyor. Bazen patlamalarla geliyor. Bazen düşmelerle haberdar oluyoruz. Bazen maden katliamları, maden cinayetleri oluyor. En son yakında yaşadığımız bir maden katliamıyla tanıklık ettik. Daha dün Akşam bir tane motokurye e, yaşamını yitirdi. Bugün de ya, iş sağlığı ve iş güvenliğinin bir raporu da yayınlandı aslında. S Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. İşçiler Türkiye'de ne kadar güvende? İşçiler Türkiye'de e, ekosistem ne kadar güvendeyse, kadınlar ne kadar güvendeyse, çocuklar, göçmenler ne kadar güvendeyse o kadar güvende. Yani güvende değiller. Ve de bu olağanüstü bir durum değil esasında. Sanki olağan durumumuz çalışma barışı güvenlik, esenlik gibi gözükse ve bütün bu kazalarda araz gibi gözükse adı üstünde kaza, esasında bizim rutin durumumuz bir olağanüstü hal. Yani güvenliksiz, bu da kazayla veya işçilerin güvensiz davranışlarıyla değil, esasında biz buna iş cinayetleriyle birikim rejimi diyoruz. Bu tam da Türkiye'nin birikim rejimi ve büyüme modelinin parçası olduğu için esasında o güvenliksiz hal sistemin bir parçası. Nasıl yaşanıyor bu? Türkiye'de e, bu iş cinayetleri nasıl yaşanıyor? Bunların ortaya çıkış sebepleri nasıl oluyor? Yani nasıl yaşanıyor? Yani her e, iş kolunda her e, nasıl ham maddeler, malzemeler kullanıyorsa, nasıl bir iş yoğunluğu varsa farklı şekillerde yaşanıyor. Ama ölüm nedenleri kahredici olacak kadar ilkel ve tekrar ediyor kendini. Yani esasında bir yerde bir tekrar varsa sürekli aynı şekilde işçiler ölüyorsa bu da Tam da nereden müdahale edileceği ve cinayetleri, iş cinayetlerini nasıl engelleyeceğine dair bir politika önerisidir. Ee, ama bu yapılmıyor. Yani zaten e, İşçi Sağlık Güvenliği Meclisi'nin de bu verileri tutuyor olmak zorunda kalması, kamu kurumlarının bu verileri gerçekten müdahale edecek şekilde ayrıştırarak, yaşa göre ölüm nedenlerine iş kollarına göre araştırarak tutmaması, paylaşmaması da bir politika üretme niyetinin olmadığını ve esasında sınıfsal rengini de ele veriyor. O yüzden nasıl yaşanıyor meselesinde bazen büyük kazalarla her birinin e, hikayesini yeniden kursak bile çok ortak nedenler var. Birincisi Somalı işçilerin hadi hadi dediği sistem. Beyaz yakalılar, mavi yakalılar ayırmadan genç ve e, yaşlı işçiler ayırmadan e, hepimiz daha hızlı ve daha yoğun çalışıyoruz. Ekonomi krize girdikçe, rekabet arttıkça e, bunun çözümü esasında işçilerin bedenlerini daha makinalara çalışma sürecine daha hızlı bağlayarak oluyor. Zaten hız iş cinayetinin en önemli nedenlerinden biri. Çünkü üretim baskısıyla beraber oluyor daha hızlı hızlı çalıştırmak. Daha yoğun çalışıyoruz. Yani daha hızlı olunca tabii bütün beden bir makina değil. Beden ruhsallığıyla, e, biyolojik sınırlarıyla bir organizma. Ve makinelerin hızını bir yere kadar e, arttırabilirsiniz ama insanlar buna yetişemiyorlar. Üretim hızına yetişemiyorlar. Ve gözden çıkarılabilirler. Yenileri var. Yedek bir işçi ordusu var. Da tam tersi e, emeği daha boyun eğici, biat edici, daha uysal hale getirmek için bilinçli bir politikada emek rejimi bir parçası da kullanat işçilik. Yani sen gidersin başkası gelir. Yine Soma'daki işçilerin dediği gibi aşağıda ölüm belki var ama yukarıda açlık gerçekten var. Yani ekonomik kriz de bir araz olmaktan çok esasında bir emek rejimi kontrolü de işte kredi kartları borçlarıyla hayatı gittikçe döndüremez hale gelerek enflasyonla beraber alım gücü azalan işçiler çok daha fazla ölümüne çalışıyorlar. Yani her iş konuda bu kadar kısa sürede gelemeyeceğimiz için ortak şeylere işte bir emek rejimi kontrol olarak ekonomik kriz, ölümüne çalıştırma, hız, üretim yoğunlaşması diyebiliriz. Bütün bunların altında gerçekten yani savaşır gibi çalışıyoruz. Bir savaş koşullarında olsak bu kadar insan ölüyor olmazdı. O yüzden hani bütün bu rakamlar arkasında, her birinin arkasında, teker teker ismi e, duyulup duyulmasın, basına yansıp yansım, yansımasın. Bütün bu rakamların arkasında birer hayat hikayesi var. Sevenleri var, yerine gelmeyecek, ikame edilemeyecek, tekil, özgür bir hayat var. Tam da bunları bilerek tersini yapıyoruz esasında bu rakamları. Bu tekil hikayeleri anlatabilmek için de, önleyebilmek için de yapıyoruz. O yüzden hani bu ortak ıı, öldürücü ıı, birikim rejimi, büyüme modeli, krizle terbiye etme, hızla terbiye etme, rekabetle terbiye etmenin sonucunda yaşadığımızda işte bugün 2022, 20 yıl olmuş yani bu emek rejiminin en yoğun şekilde tek parti rejiminin altında salınması. Yepyeni bir emek rejimi değil ama en yoğun formunu o tek parti modeli altında aldı. Tom 20 yıl olduğu için 20. yılında hem Ekim ayı iş cinayetleri raporunu hem ilk 10 ayın iş cinayetleri raporunu hem de 2002'den beri bu yana olan e, iş cinayetlerinin en az bizim ulaşabildiğimiz kadarını e, açıkladık. Ve bu rakamlara baktığınızda bütün o dediğim gibi arkasındaki niteliksel çalışma koşullarına varabilmek ve önleyebilmek, bunun için mücadele etmek için tuttuğumuz veriler altını çizeyim. E, günde en az, e, ve Ekim ayından bahsedelim, gün, e, en az 158 işçinin ölüm bilgisine, ismine, e, ...cinsiyetine, yaşına, iş koluna ulaşabilmişiz. 158 tane e, çoğu ulusal basından, yerel basından... ...bir kısmı da muhtemet insanlardan, yerellerde bize gelen... ...hiçbir şekilde sosyal medya, basına yansımayan veriler. Bu 158 rakamı bir yere yansımış oluyor. Çoğu zaman neredeyse hepsi COVID dönemi hariç ani ölümler. E, çoğu zaman basında da yanlış zikrediliyor. Bunun o yüzden altını çizmek istiyorum bu program vasıtasıyla... 158 işçi en az birincisi Ekim'de öyle diyorsak birincisi ulaşamadıklarımız yansımayanlar bir de bundan çok daha büyük bir rakam var çoğu zaman bu bilinmiyor meslek hastalıkları Türkiye'de sıfırlanmış olduğu için yani tanı sistemi o bürokratik hukuki sistem işçilerin gidemeyeceği bir şekilde kurulandığı için ve tanısı alınmayan bir şey yok farz ettiği için kapitalizm esasında izlerini sildiği için bunu biz 5 çarpmamız gerekiyor. Uluslararası oranlar burada bir eğer ani olarak yani kaza sonucu ölüm birse bir ülkede ve Türkiye G20'de olan bayağı epey büyük kapitalist bir ülke makinasıyla, üretim yapısı, <laughs> altyapısıyla en az beşle çarpıyorsunuz. Neden gizleme ihtiyacı duyuyor bunları? E çünkü gerçek bedeli ortaya çıkmıyor. Bunun bir rejim sorunu olduğu, bunun yapısal olduğu ortaya çıkmıyor. Bir kaza hatta işte İslami soslarla fıtrat kadara kadar götürebiliyorsunuz. Yani sanki işte omlet yapmak için yumurta kırılır diyebiliyorsunuz. Bunun 5 misli meslek hastalıkları görünür olsa yani 158 toplam esasında 700 küsür işçi çalışma kaynaklı öldü. Eğer Meslek hastalıklarını yani işte Fatih Akut'ta toprağa verdiklerimizin iş çalışırken maruz kaldıkları toksikler, tozlar bir sürü yerde yasaklanmış zehirli maddelere maruz kalmaktan asbestle maruz kalmaktan e, kimyasallara, pestisitlere maruz kalmaktan, hızlı çalıştırmaktan dolayı işte kalp krizine e, maruz kalmaktan olduğu ortaya çıkabilse bu ölümler, yani uzun vadeye yayılan iş cinayetleri, düşünsenize her ay en az iki soma oluyor. Ve buna siz artık olağan dışı, kaza, kader diyemezsiniz. Yani Sizin savaş böyle bir, var. bir tanımınız da var bir röportajınızda ya da yazınızda iş yerleri bir cinayet mahalli gibi diyorsunuz. Evet yani, yani gerçekten bu sistemin en kasıt olan en tam müden mekanı herhalde iş yeridir değil mi? Özel mülkiyet sınırlarının içerisinde korunuyor olsa bile yani özgür olarak irademizle emek gücümüzü değiş tokuş yapıyoruz gibi gözükse bile yani tam bir özel hukuk içerisinde özgürlük alanı kurgulansa bile iş yerleri en büyük tahammüdün olduğu yerler nasıl bir tahammüd ceza hukukunun kavramını bilerek kullanıyorum. Ekel tahammüdü var. Müthiş rasyonel yerler esasında. Yani bu merdiven altı veya az gelişmişlikle ilgili mesele değil. Endüstri mühendisliği buraya çalışıyor, kimya mühendisliği, örgütsel psikoloji vesaire. İş yerlerinde bir iş organizasyonu kuruluyor. Bunlar çok rasyonel, çok kasıt içeren şeyler ve bu iş organizasyonu içerisinde meslek hastalıkları, kaza sonucu iş cinayetleri ve hiç daha Türkiye'de mücadelesini vermediğimiz iş yeri kaynaklı intiharlar en az 600-700 insanın hayatını alıyor her ay. Bu tammüden yapılan bir şey. Yani bu iş yeri kaynaklı, iş yerindeki kar kastının dayattığı hız, e, toksik maddeler, e, rekabetin aktarılması, alınır satılır olabilme yani kapı dışında bırakılma olmaktan gelen bir şey. O yüzden bunun sistemik olduğunun görülmesi tabii ki sistemi altından oyacağı bir bilgi olduğu için de en e, kurumsal muhalefet bile buna çok dokunmuyor. Çünkü sistem içinde kalan bir şey var. Sanki bunları küçük bir reform politikasıyla ortadan kaldırabilirmiş gibi yapıyoruz. Halbuki yüzüne bakmamız gereken büyük bir gerçeklik var. Gerçekten iş yerleri birer cinayet mahalli yani kast ve e, tam tahammüden kurgulanmış ve gelecek gelecek ayda 150 işçinin öleceğini biliyoruz. Yalnız henüz isimlerini bilmiyoruz. Gelecek ayda iskeleden düşerek her gün şurada dışarıda çıkıp da gördüğümüz iskelerden işte yüzde yaklaşık 20'si yüksekten düşerek ölmüş. biliyoruz yani en az. 30 işçi ölecek. Yalnız adı Hasan Mahmet'le onları bilmiyoruz. Hep tekrar ediyor kendini bu nedenler. Demek Hı -hı. ki bir kasıt var. Bir tahmüt var. O yüzden iş cinayeti mahalle iş yerleri. Hı -hı. Şimdi ortadan kaldırılabilir mi sorusu şimdi Hepsi. şöyle tabii tartışmalar biraz da şöyle. İşçiler kendini korursa bu mesele çözülecek. İşçiler kendi güvenliğini almıyor. Zaten her yerde neredeyse güvenlik önlemleri alınıyor gibi bir politikada da dile, Hı -hı. dillendiriliyor. Gerçekten işçiler mi kendini korumuyor yoksa işçiler korunmuyor mu? Bir kez daha adını koy. Yer yerin adı iş yeri iş organizasyonu işçiler kurmuyorlar. Zaten hani kanunda sağduyu da zaten işverenin işçiyi özen yükümlülüğü olduğunu söylüyor. Yani işverenin bilinçli olarak kurduğu kar amaçlı bir işletmede o organizasyon içerisinde işçiler oluyor. Ondan sonra bizim koruma piramidi dediğimiz en alt e, en altta kalan baret takıp takma meselesi bile o iş organizasyon içerisinde ortadan kaldı. Esas i̇şte da bu yani bireysel olarak e, iş sağlığı kültürü o zaman işleniyor tabi olmaması işte köylülerden gelmiş o zaman Tuzla 2008'de öyleydi köyden gelip işte gemi üstüne çıkınca düşüyorlar ee, ondan sonra bu, bu, bu tarz e, işçilerin yani kurbanın kendi ölümünden sorun olduğu zaten hep bireysel sorumluluk Yalnızca iç cinayetlerinde gördüğüm bir şey de biliyorsunuz Covid'de de işte iyi hissedin maskenizi takın ya salgın politikasını bireyler maskeyle çözebilirler mi? Gele vatandaşlar kendimizi kuruyacağız. Hem işte ne bileyim bilmem kaç metrede çalışırken iskelenin de nasıl yapılacağına müdahale edebileceğiz. Hem de bir yandan mutlu olacağız. Hem de verimli olacağız. Yani bütün her şey, bütün bunlar yapabilecek gücü olmayan bireylere yüklenmiş. Çünkü işçi olsun, vatandaş olsun. Bu tam da bu sistemin yani şu anda kapitalizm bu aşamasının bu bireysel etiği bu. Herkes kendi hayatından sorumludur. Yani risk de bireysel değil mi? Halbuki riskler, iş yeri riskleri müthiş kolektif cemi risklerdir. Ve ancak kolektif müdahalelerle ortadan kaldırır. Ve kanunda Bahsettiğim yani devrim sorsa kanun değil, bugünün gayet burjuva kanunları da bunu söyler. İşçi sağlığı, iş güvenliğini e, kurmaktan işveren mesuldür. Birinci dereceden taşeronların yaptığından da işverenler mesullerdir. Yani bütün bu e, ideolojik kısmı olmadan e, bu, bu kadar büyük yani ayda 700-800 insanın ölmesini bu tarz bir ideoloji olmadan kimseye kabul ettiremezsiniz. Bu hep bireysel olarak da bizim kabul ettiğimiz bir şey. Yani çalışma acısımız dediğimiz böyle bir şey. Yapamadığımız zaman bireysel yapamıyoruz. Öldüğümüz zaman bile önümüzden işçi olarak kendimiz sorumluyuz. Yani tuzla da işçi de mühendis de ölüyorsa, maden de işçi de mühendis de ölüyorsa bunun eğitimle ilgisi yoktur değil mi? Yani o 20 metreden düşmek herkesi öldürür o iskele düzgün yapılmıyorsa. O kimyasallar, pestisitler ülkeye bir sürü yerde yasaklanmış glifosat gibi pestisitler, tarım ilaçları giriyor ve çiftçiler bunları bedenlerinde her gün kullanıyorlarsa çiftçinin tek başına o gübreyi, o ilacı atmadan bir ürün o alma imkanı yoksa sözleşme çiftçilikle rekabetle fiyatların düşürülmesiyle biz nasıl çiftçiyi kullandığı tarım ilacından dolayı veya gemi söküm işçisinin yerine çektiği kurşun tozundan dolayı veya bir plaza işçisinin reklamcının bir proje yetiştirmek için proje yetiştirmezse çünkü performansı geri düşecek. işte üç gün üst üste çalışıp burnout olması hatta intihar aşamasına gelmesine dolayı sorumlu tutabiliriz. Keşke onları konuşabiliyor olsaydık değil mi? Çalışma tatminimiz, ruhsallığımız ne kadar yaptığımız. Yani bu bireysel etik kader fıtrat kadar ki zaten kader fıtratın da böyle bir neoliberal bir etiği var. O kulla Allah arasında diyor hmm. esasında. Yani ikisi birbirini örtüşüyor. Türkiye'de bunun e, İslami yeşil bir çerçeveyle sunuluyor olması bu esas bir sürü ülkede gördüğümüz neoliberal etiğin bir de Türkiye'de değil e, daha güçlendiren bir kültürel işlevle görüyor Şimdi birçok ülkede de yaşanıyor deniliyor. Tabii. Yani ülkemizde evet iş cinayetleri var. Dünyanın dört bir yanında var. Geri kalmış ülkelerde de var. Yani gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Ama Türkiye'de başka bir boyutuyla yaşanıyor bu. Türkiye'de yaşanma biçimine baktığımız zaman en son yaşadığımız maden katliamıyla gördük yani. ihmaller zinciri. <laughs> Dünyada çok bize yansımıyor. Evet cinayetler yansıyor ama bu kadar can alıcı bir biçimde iki yıl içerisinde, üç yıl içerisinde yüzlerce insanın bir anda öldüğü yansımıyor. Ama mevcut siyasi iktidarlar ya da patronlar hızlı bir biçimde ya zaten dünyada da yaşanıyor. Gerçekten dünyada da bu kadar yaşanıyor mu? Tabii patronların dediği gibi yapmayacağız. Biz tabii uluslararası hani sınıf internasyonizmi açısından baktığımız zaman evet o şahşalı kaldırımlarına, bulvarlarına Paris'in bakmayıp da nükleer işçilerin ciğerlerine bakarsanız evet meslek hastalıkları mesela Fransa'dan örnek vereyim. %80'ini nükleer sanayinden sağlayan e, elektriğinin enerjisinin bir ülkedeyiz ve Nükleer e, yeni bir kitap çevirdik sevgili Anita Bamanin. daha önce çalışmak sağlığa zararlı da çevirmiştik bir sağlık sosyoloğu çok ince bir çalışmayla e, nükleer sanayi işçilerinin özellikle taşeron olanların radyoaktivitenin dozajının çok daha büyük bir kısmına. yani yarısı geçici işçi kiralık işçi ise radyoaktivitenin e, iki misline onlar yani yüzde seksenin onlar maruz kalıyorlar. Dozajla yönetimle mesela işte dozimetreleri olduğu zaman bu kiralık işçiler yollanıyor ve kendi başlarına ücretsiz bir şekilde meslek hastalıklarının yükünü taşımaları bekliyor. O yüzden meslek hastalıkları orada da sümen altı ediliyor. Yani Avrupa'da da meslek hastalıklarının bizde olma bu kadar değil de meslek hastalıkları çok ciddi bir şekilde oranı düş, düş, düşürülen, çok ciddi bir kısımda izleri silinen bir alandır. Keza iş yeri intiharları daha fazla kullanıyor. Yani her yerde kapitalizm her yerde kendi iş kolu kompozisyonuna göre öldürmeye devam ediyor. Ama Almanya'da bir iskeleden bir işçinin düşüp ölmesinin maliyeti Alman işverenine çok daha yüksek olduğu için bunu yapmıyor. Ama gizleyebildiği yerde mesela Almanya'da meslek hastalıkları açısından veya asbestin uzun erimli sökümüyle ilgili riskler açısından gizleyebildiği yerde her zaman gizlemeye devam ediyor. Bir de şöyle bir şey var tabii. Daha ani öldüren yani bizim bu haberleri alabileceğimiz Çin'de Çin dünya kömürünün %50'sini ama iş maden kömür kömür madencinde iş yüzde üreten bir ülke. Yani böyle boyutlar da var. Yani Çin kapitalizmi apayrı bir boyut katmış bir durumda. Bu gibi sanayilere işte kömür madenciliği olsun, tekstil olsun, gemi yapımı, sökümü olsun bunlar Güney Asya'ya kayıyor. Bununla beraber ani ölümler de buraya kayıyor. Ama daha kor çekirdek ...kapitalist birikimi daha uzun zamandan beri yaşayan ülkelerde ise... E, ...ani işçi öldürmek çok daha masraflı bir şey. Yani bu işte, sendikal yapının güçlü olmuş olması, pazarlık sistemleri vesaire... ...ama orada da iş cinayetlerinin meslek hastalığı alanına... ...ve özellikle psikososyal risklere doğru kaydığını görüyoruz. Yani kapitalizminin üst çatı olarak çalışma acısı diyoruz. Ölüme kadar götürebilen. Bunun olmadığı bir yer mümkün değil. Ama tabii ki biz mücadelemizi hani bütün bunlardan da öğrenirken... Oraların biz işçi sınıfına ve onun o mücadeleleri bakarken e, Türkiye'de şekillerine bakıyoruz ve hani e, Türkiye'deki tekil sorunları yani çok aşikar sorunları görmezden gelmeye yani çalışıyoruz. Yani patronlar Avrupa'da da oluyor diyorlar bizde madencilikte kimse ölmek zorunda değil bakın gemi söküm de böyle yapılabilir buna teknolojik çözümler vardı diyoruz. Yani mücadeleyi nereye koyduğunuza bakıyor. Hı hı. E şimdi bir de şunu konuşmak istiyorum sizlerle. En sonunda iş güvenliğine dair neler yapmalı işçiler? Bunu da tartışmak istiyorum. Fakat Türkiye'de ucuz iş gücü e, tartışmaları uzunca süre e, tartışılıyor. Kimler üzerinden derseniz mülteciler üzerinden. Hı hı. Göçmenler bu meselede esas e, noktayı oluştururken bir de geçtiğimiz günlerde ilginç bir biçimde karşımıza e, A101 e, denen bir firmayla çocuk işçiliği anlaşması yanlış hatırlamıyorsam çıktı. Hı hı. Bir de çocuklar var burada. Bu, e, tabii çocuklar olduğu gibi kadınlar var. Yani kadınları bağımsız ele alamayız. Çalışan hı. kadın işçiler var. E, çocuk ve kadın e, ölümlerinin boyutu nedir? E, nasıl e, yaşanıyor bunlar? Hı hı. Çok doğru bir noktaya tevassettiniz. ettiniz. E, çünkü şimdi esasında biz diyoruz ya biz esasında görün bir görünen kısmını gösterebiliyoruz. Hı hı. En az 158 işçi öldü dediğimiz zaman ikincisi meslek hastalıkları üzerinden 5 misline geçiyorsun. Bir de buzdağı dediğimiz zaman mesela kadın işçilerin e, iş cinayetleri ne kadar çabalasak da yani zaten işçi olarak kabul edilmedi Türkiye'de 10 kadının 7'si ekonomik olarak çalışmıyor, gözük çalışıyor, gözükmüyor. Ev kadını statüsündeler ve bu iş gücünün dışında. E, kalan 3 kadının da yarısına yakını en formal sektörde çalışıyor. Ev içi çalışma işte sokakta çalışma vesaire. Yani biz çalıştığını görmediğimizin öldüğünü de gösteremiyoruz. Keza çocuk ve işte SGK sigortası olmayan iş kazasını zaten istatistiğinde de Bizim için 5 yaşında kadar geri gittik. İşte sokakta çalışırken Halice düşüp ölen Suriyeli mülteci işçi, annesiyle babasıyla işte mevsimlik tarım işçi için Romokor'da taşınırken 20'sinin 30'unun beraber ailesiyle ölen çocuklar. Bunların hepsi çocuk işçiler. Bütün bunları biz cinayetinin içinde görüyoruz ve e, yani gerçekten olabilir. rakamlar önemli. Evet. Yani 14, 17 yaşına kadar sanırım yine 60 ilk 10 ayda evet. 60 çocuk işçinin ölümünü bu şartlara altında nadiren basına yansımasına rağmen 60 tane çoğu tarım işçiliği ailesiyle beraber tarım işçiliği yapan sokakta çalışırken şiddete veya kazaya maruz kalan çöp toplayıcı çocuklar var, e, çıraklık var bugün bahsettiğiniz A100'ü bu. 1 milyona çıkmış bu anlaşma, meslemin anlaşması ile çocuk işçi çalıştırma durum. Bunlar müthiş bir şekilde tabii ki o emek rejiminin en vahşi kısmına çok baskıya doğrudan doğrudan şiddete açık konumlar. Yani işçi güç yani siz genel olarak işçi sınıfını bu şekilde güçsüzleştirirseniz çocuk işçilikle yani gerçekten biyolojik olarak korunmasızlıkla, aterki sistemle, kadın işçilikle veya dediğiniz gibi vatandaşlık statüsü olmadığı için kaçak çalıştırarak göçmen işçiyle. Bu zaten bütün işçi sınıfının gücünü, örgütlü gücünü bir tık aşağıya çekiyor. Yani burada bir tamamen mecbur bırakılmış bir işçinin olması bütün işçi sınıfının açısından bir emek rejimi sistemi hı hı. yaratıyor. O yüzden herkesin kaderi birbirine bağlı. Bunu bu tarafa çektiğiniz zaman bütün emek sistemi bir tık daha güvencesizliğe ve ölüme kaymış oluyor esasında. Genç işçilik de bunun bir veçesi. Bunu çok açık görebiliyoruz. Özellikle madencilik gibi inşaat gibi yani genç erkek işçileri sömüren iş kollarında yani gerçekten kullan at gibi iş kollarında bunu da görebiliyoruz ve bütün bunlar esasında o e, bir tık daha bütün sistemi daha güvencesiz, daha ölümcül kıran yapının o piramidin bir parçasını oluşturuyorlar. Yani çocuk işçinin, mülteci işçinin, kadın işçinin, genç işçinin eee güvencesizliği ve ölümü bütün sistemin sorunu yüzden. Siz konuşunca aklıma geldi. Şimdi cinayetler işte iş yeri ölümleri falan derken çocuklar bu yaşlarda işe başladığı zaman işte yıpranması ve ölmesi işte küçük yaşlarda 6 yaşında Bir de, de şey... uysallaşması tabii ki değil mi? Bu planlanıyor birazcık da küçükten itibaren ailenin üstüne o iş yerindeki baskıyı görerek daha uysal bir iş gücü de yaratmaya çalışılıyor bir yandan da. Her zaman her zaman emek terbiyesi boyutu var. Hiçbir zaman yalnızca Pür bedeninden artı değer çıkarmak değil. Bu işin terbiye ve isyankar olmayan, örgütlenmeyen bir işçi kesimi çıkarma bölme yani e, parçası da var. Bütün emek rejimleri Geçen dönüşmüyor. hafta Hacer Falko konuğumuzdu kendisi. Çocuklar kendini bir yük olarak e, evet. görüyor e, demişti. De. Biraz da buna tekabül ediyor zaten. Tabii. Son olarak şunu sormak isterim size. E, yani bu mesele çok tartışılacak. Evet e, belki önlemler meselesi tartışılacak. Hatta iki sorum olacak burada. Birincisi şu olsun. E, İşçiler kendisini nasıl e, korumalı, güvenli hale getirmeli? E, bir sonraki sorum da e, tamamen bununla bağı içerisinde ne yapılmalı? Ne yapılmalı yani? Bunun için yani bir yerden bir şey beklemeli işçiler? Yani kimin ne yapması gerektiğinden bahsetmek gerekiyor. Şimdi birincisi şu, bir de vadelerden bahset. Bu soruya iki şey konuşmadan cevap vermek mümkün değil bence. Birincisi kısa, orta ve uzun vade. Şimdi kısa vadede de bu işin en önemli yanı kısa vade yapılacaklar. Çünkü kısa vadede bir can bir candır. Bunu düşünmeden çok böyle maksimalist hedefler tek başına bunlar yeterli. Çünkü mesela bunların üzerine küçük örgütlenme kampanyaları ve bunun bütün sorunların üzerine alması çok önemli. Mesela dediğim gibi yüksekten düşmekle ilgili işçilerin alma riskesi tabir ettiği şeyin yapılması her sene 200 insan işçinin hayatını kurtaracak mı kurtaracak. Yani gerçekten tematik nokta atış doğrudan hayat kurtarma yönelik kısa vade yapılacaklar var. Bu konuda tabii ki işçini zaten canıyla ve o iskeleye çıkmaya zorlandığı, birebir iş yerinde yaşadığı baskıda tek başına yapmasına imkan yok. Örgütlenmenin buraya bakması gerekiyor. Demek ki geliyoruz. Zaten içinden geçtiğimiz kısa vadede devlet şirket ikisini de sınıf rengi belli. Onlar karşındalar. O devlet şu anda devlet şirketliğini yapıyor. Şirket de şirketliğini yapıyor. Biz şimdi dönüp bu konuda da muhalefet ve örgütlenme ile ilgili misyon yapmış, tüzüklerine bunları yazmış kurumlardan bahsetmemiz gerekiyor. Demek ki basın açıklaması odaklı değil doğrudan iş odaklı yapacağız. Kısa vadede hiçbir şeyin küçümsenmemesi gerekiyor ve işlerin büyük siyasi seçime odaklı büyük laflarla değil içine kapalı kurum dinamikleriyle değil dediğim gibi hiçbir şey şey değil, yani gönül indirilmesi gerekiyor. İskele meselesi memleket meselesidir yani işçi meselesi iskele meselesi şu an. Mesela asbestin ve kentsel dönüşüm ilişkisinin işte inşaat işçileri, söküm işçileri, onları taşıyan hafriyat kamyonları üzerinden Gönül hale getirmesi, emek ve ekoloji bağının kurulması, çiftçilerin işçi sağlığı, iş güvenliği ile ilgili ilk emsal davanın açılması bir tane işçinin bedeninde Parkinson hastalığının veya kanserinin bir e, belirgin bir markanın e, uzun zamandan beri kullanıldığı bu tarz davalara giriyor uluslararası işçi sağlığı, iş güvenliği mücadeleleri ve kazanıyorlar. Bu e, pestisitten, bu tarım ilacının olduğunu kanıtlanması, yani en sonunda Ali Ağa'da bir tane meslek hastalığı davasının açılması, burada sendikalar, burada odalar, çevre ile ilgili ilgilenen odalar hepsinin sorumluluğu var. Çünkü biz zaten şu anda oturup işçi sağlığı, iş güvenliğinin sağlanmaması ile ilgili devlete ve şirkete sorumluluklarını baştan aşağı söylemekten hiçbir işe getirmeyen, zaten onlar oldukları sınıfsal konuma oynuyorlar. Herkes kendi rolünü oynuyor. Yani bunun objektif nedenlerini biliyoruz. Devletin zaten bütün bunları yapacak şekilde cezasızlık politikası koyduğunu, ona göre yasalar çıkarttığını, esnettiğini veya önce fiiliyatı yasayı uydurduğunu, ona göre yürütmeyi ilgilendirme denetlemediğini biliyoruz. Bunları artık sürekli konuşmayı bırakıp iş kolu bazlı, havza bazlı, metropollerden çıkıp iş odaklı yapmamız gerekiyor. Yani adım adım örülecek bir yani bu konuda uzmanlık bilgisini getireceklerin örgütlenme için kurulmuş ıı, örgütlerin buna kolunu sıyırması ve gönül indirmesi gerekiyor ve e, ancak yani bir işçinin zaten canıyla uğraşırken meslek dava, hastalığı davasını 10-15 sene sürecek bir şeyin e, yapmasını veya hayatını kaybetmiş ailesinin tek başına yapması beklenemez. Bu alanda çok öncü çabalar var. İşte bir zaman adaletelen işçi aileleriydi e, çok bağımsız ve küçük genç sendikalar konfederasyon içinde tek başına yüklenmiş büyük götürüyorlar ama bunun için kurulmuş büyük yapıların bu işlere gönül indirmek yerine daha büyük işlerle uğraştığını görüyoruz. Uzun vadede o büyük işlerin yerine bu doldurmak için teker teker, vaka vaka sorun sorun üstüne gitmemiz gerekiyor. Hangi alana gitsek esasında şu anda boş. ve Demek ki çok umut var, yapacak çok şey var. Bir işçinin meslek hastalığı davası ile ilgili maddi manevi tazminatını aldığı, kaybettiği yakının adaletine test edildiğini gördüğü zaman, yaşayacağı güçlenme, bu bilgiyi aktarma şekli, bu davaların örgütlü götürülmesi, hukuk, alanı bir manivale olarak kullanılması, işte işçilerin 13. madde tehlikeli işi reddetmesi için bir örgütlenme hazırlanması. Yani özetle yaşamsal sendikacılığa, ekonomik ve politik odaklı değil, yaşamsal sendikacılıkla ilgili yapılacak çok şey var. Çok örnekler var uluslararası, internasyonist danışma alanında örnek de aldığımız Türkiye'de önemli örnekler var ama bunların çapraz bağlarla birbirine buluşması gerekiyor. Bir de demin dediğiniz gibi bütün mücadeleleri ortak görüyorum. Çünkü gerçekten yaşamsal dediğiniz zaman zaten onundan yedisine çalışma hakkı bile verilmeyen, yeniden üretim emeğini örgütleyen kadınların cinayetleriyle, çocuk hakları, çocukların cinayetleri, çocuklara dair bütün cinsel suçları da dahil eden güçsüzlükleri ve bununla piyasaya atılmışlıklarıyla, mültecilere yaşanan linçler ve ırkçılık ve kaçak çalıştırma, işçilerin en örgütlü işçinin bile ee, işte sarı sendikaların eline bırakılmış olması, yoğun ve hızlı çalıştırılıyor olması, e, akademide yaşanan ihlaller, e, Kürt meselesi, bütün bunlardaki çapraz hak ihlallerinden bahsediyorsunuz. Haklar bir bütün ve bunlara yalnızca ekonomik politik haklar değil ve bunları da herhangi bir uzun vadeli e, iktidar değişimine bağlamadan bugün yapacak çok şey var. Bu alanları konuşturduğunuz zaman böyle çok e, Görünür e, hakkında birden beri basın açıklaması yapabileceğiniz bir şey değil ama böyle 9 ay doğuracağınız alanların örülmesi gerekiyor muhataplarıyla beraber örgütlenmek gerekiyor konular etrafında kısa vadede. Onun bir uzun vadeyi doğuracağını düşünüyorum. Aslanım aslında tamamen konuşmuş olduk. Biraz da açabilirdik. Daha fazla açabilirdik ama vaktimiz buna el vermedi. Önemli bir rapor paylaştınız bugün. Biz de çalışmanıza çok önem veriyoruz. Siz de buradayken aslında biraz paylaşmış olayım İSİG'in raporunu. ilk 10 ayda 2022 yılında 1521 işçi yaşamını yitirdi. Ee, Ekim ayında ise 2022 Ekim ayında ise 158 işçi yaşamını yitirmiş. İSİK meclisinin sitesinden de bu verilere ulaşabilirsiniz. Akademisyen Aslı Odman'la konuştuk. Yüz yüzenin konu oldu. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.